Merhaba. Logo Bordro Plus ürününde personellere verilen borçlar, iş avansı, maaş avansı, icra veya taksitli borçlar ayrı ayrı takip edilebilir. Bugün sizlere taksitli borç olarak verilen borcun ödeme hareketlerinde farklı taksitlere dağıtılması, son taksite eklenmesi veya ilgili ayda taksit ödenmemesi gibi işlemlerin nasıl yapacağını göstereceğim. Öncelikle personelimize bir borç kaydı ekleyelim. İlgili personeli seçiyorum. 01.08.2020 tarihinde almış ve 01.09.2020 tarihinde ödeme başlangıcı yapacak olsun. Borç tanımımızı taksitli borç olarak seçiyorum. Ödeme şeklini de puantajdan yapacağım. Toplam tutarım 10 bin lira. 10 taksit olarak 1000 lira, 1000 lira kesmesini bekliyorum. 9. ay puantajımıza bu bilgiyi artık başlatabiliriz. Puantaj kartlarımıza gelelim. 9. ay dönemim açık. İlgili personeli seçip 30 günlük puantaj üretim işlemi yapıyorum. Borç aktarımı puantaj içerisinden yapabilirim. İşlemlerden yapabilirim veya dönem üzerinden yapabilirim. Ben dönem üzerinden yapmayı tercih ediyorum. İlgili dönem üzerinde sağ tuş borç aktarım işlemi yapıyorum. Buradaki filtrelerde bulunan aktarım tipini geri ödeme olarak seçiyorum ve aktarım işlemi başlatıyorum. Personelim ilk taksitini ödedi. Puantajımızı kontrol edelim. Evet, 1000 lira olarak puantajımıza yansımış. Ancak bir sonraki ay borç kesintisini ödeyemeyeceğini belirtti. Bu durumda borç kapama işlemleri yapmamıza gerek yok. Taksit öteleme işlemleri yapabiliriz. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Borç kayıtlarına geliyoruz. Üzerinde sağ tuş taksit bilgisi diyoruz ve bize sistem şu bilgileri veriyor. 1000 lirası ödendi. 1.6.2021 tarihine kadar 1000 lira 1000 lira ödeyecek diyoruz. Şimdi bu ay ödeyemeyeceği için personel siliyorum. Ve bana sistem sağ tuşta ödeyemediğin işlemi ne yapmalıyım diye soruyor. Farkı bundan sonra ödeyeceğim ilk taksite mi ekleyeyim yoksa bu 10 taksite 100 lira 100 lira olarak eşit mi dağıtayım? Son taksitimi ekleyeyim, yeni taksitimi ekleyeyim. Burada istediğimiz şekilde ödemediği ayda nasıl yapacağını seçebiliriz. Örnek veriyorum, ilk taksiti ekle dersem ve kaydedersem burada aslında 2000 lira olduğunu görebilirsiniz. Ya da burayı da silip sağ tuşta yine yeni bir taksit eklediğimde sistem yine personele kesmediği 2000 lirayı 1.7.2021 tarihinde kesecektir. Bu şekilde kaydediyorum. 10. ayda artık borç ödemesinin aktarmamasını bekliyorum. Onu da görelim. Gelelim dönem tarihimize. Dönem sonu diyelim. Normal şartlarda personelimin bu ayda bana 1000 lira ödemesi yapması gerekiyordu. Ancak taksit artık ötelediğim için ödeme çıkmamasını bekliyorum. Puantaj kartımızı ekleyelim. 1.10. Evet. İlgili personeli seçiyorum. Hesapla yapıyorum ve kaydediyorum. Dönem üzerine gidip borç aktarımı diyeceğim yine. Yine aktarım tipimi geri ödeme seçiyorum. Kaydediyorum. Şu anda puantajı gidip kontrol ettiğimde artık bu ay ödemenin gelmediğini görüyorum. Çünkü 1.7.2021 tarihini öteledik. Puantajda borç işlemlerinin ötelenmesi bu şekilde yapılmaktadır.